Merhaba, Çift Pota'ya hoş geldiniz. Ee, öncelikle geçmiş olsun. Dakikalar önce bir sözlü saldırı yaşadım. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet. E, dava açmayı düşünmüyorum evet, ama. Sevgili Engin Ay. Bugün burada tek. Terk edildiğimizde konuşmuştuk. <laughs> evet. Daha öncesinde. E, ama yani bizim aramızda tabii böyle şeyler olur demek istiyorum. Bir yandan da istemiyorum. Bu kadar da olmaz diyorsun. Bu kadar da tarafta. olmaması lazım. Aynen bu kadar da olmaması lazım. Elim de Şöyle kalmıştı sen programı açarken. Artık nasıl bir görüntüyle başladık programa. Hiçbir şey olmaz seyirci için. zaten sınırsız bir kredi kazandın. Kesin. <gülüyor> <gülüyor> var mı bir transfer haberi ver de Fenerbahçe'den. Biraz daha kredi var. <laughs> ya ya e, transfer haberi değil de şeyi söyleyeyim yani çok fazla işte isim zaten dolaşıyor biliyorsun. İşte Pierre Henry çıktı. Ne bileyim. 50 <laughs> tane oyuncu var ya. Devon Booker doğru zaten. Herkes biliyor. Doğru olduğunu. Phoenix'te olmayan ama. O play <laughs> yani. Phoenix'te olmayan. Maliyet olarak bence tartışılabilir. Şöyle tartışılabilir. Şunu söylüyorum. Şimdi belirli bir bütçe var. Ee, eğer ki hani geçmişteki gibi 30'ların üstündeki bir takımı konuşuyor olsaydı o zaman daha farklı bakılabilirdi ama bence şu anda işte 1 3 1 5 bandındaki oyuncular hakikaten takımı taşıyıcı oyuncular olmalı. Ve e, mesela Pierre Henry'yi konuşalım bu konuda. Fenerbahçe'nin Pierre Henry'ye ilgisi vardı. Real Madrid'in de vardı ve Real Madrid alamadı Pierre Henry'yi. Şöyle alamadı. Real Madrid parası yok mu? Var. 1 milyon euro önerdiler. Hı hı. Ama e, Pierre Henry'nin beklentisi ya NBA'yi beklemek yani NBA'den bir teklifin gelip gelmeyeceğini görmek ya da daha üstü. En az bir buçuk katı. Öyle söyleyeyim. Şimdi hani Devon Booker'ın aldığı paraya göre oranlama ya da alacağı paraya göre oranlama yaparsak o zaman kadrodaki bütçeyi ya toplam bütçeyi nereye koyacaksın? Nasıl ayarlayacaksın? Yani D'Angelo'nun kontratı uzatılmadı. İşte sonuçta Veseli hani kontratının son yılına giriyor. Ya bunların hepsi ayrı bir karar. Yani siz eğer takımdaki e, rol oyuncusu tarzı isimleri bu kadar yüksek ücretlerle takıma katarsanız eğer o zaman genel bütçenin çok şişmesi hı hı. söz konusu olabilir. Yoksa Devon Booker'ın kalitesiyle alakalı benim aklımda herhangi bir soru işareti yok. Ee, mesela Di Shampiar geçen seneki hani kazandığı paradan sonra işte daha fazlasını kazanacak. Genel bir bütçe artışı olacak ayrı konu. Ama nereye kadar? Yani Devon Booker'a bu paraları vererek nereye götürebilirsiniz? Ee, tek soru işareti o. Onun haricinde yani Pierre Henry ile alakalı şunu söyleyeyim. Real Madrid süreci benim bildiğim kadarıyla bir, bir hafta 7-8 gün önce bitti. Zaten Nigel williams goss transferi de onunla alakalı. Normalde Henry Baskonya çıkışında söz kesmiştir Real Madrid'le. Ama işte Minnesota devreye girdi. Sonra NBA ihtimali çok arttı. Oyuncu biraz orayı düşünmeye başladı. Ve Henry şimdiye kadar sonuçta Hani düşük profili takımlar demek istemiyorum ama markette çok önde bir isim değildi. Hı hı. Yani tofaşta çok iyi bir sezon geçirdi sonrasında kazana gitti. Hani kazanan Baskonya baktığınızda e, hani mali anlamda kendini aşırı tetmin, tatmin eden sonuçlar değil bunlar. Hı hı. Yani daha farklı e, takımlarla anlaşıp mesela kazanda da kontratı kötü değildi ama e, yani milyon dolarların üstüne daha önce çıkmayı isteyen bir oyuncuydu aslında ve şimdi hani Baskonya'da çok iyi bir sezon geçirmişken geçen seneden zaten bir de şampiyonluk var cebinde. E, alabildiğini almak istiyor. E, ve bu muallakta bir süreç. Yani Fenerbahçe'nin ya da Real Madrid'in ya da başka bir takımın kağıt üzerinde şansı varmış gibi gözükebilir. Ama eğer Fenerbahçe'yi konuşuyorsak Henry için o zaman farklı bir bütçe konuşmamız lazım. Ve şu anda e, onun hesabını da kimsenin yapabileceğini zannetmiyorum. Çünkü e, beklenti bütçenin geçen seneden daha fazla olması ama hani bu kıra o para işte Henry'e yine bir buçuk bağımlılığında bir para. Başka daha, bir tane daha kısa gelecek. se'nin kontratı var. Dök ile uzatacak mısın uzatmayacak mısın? Pierre zaten zam aldı. Hani ben o yüzden çok gerçekçi görmediğimi hı hı. E, söylüyorum ama tabii ki yani ihtimal e, şu anki oyuncuların hani açıklamalarıyla bağdaştırarak tüm ihtimalleri çok okumamak lazım. Bu Polonara'da da böyle. diğer oyuncularda da böyle. Herkes şu anda hani alabileceğinin maksimumunu almaya çalışıyor. Ama yani ben mesela Polonara ile alakalı da çok fazla soru geldi bana son açıklamadan sonra. Benim bildiğim kariyerde değişen bir durum yok. Yani oyuncular tabii ki o açıklamayı yapmakta yükümlüler. Ne diyecek yani ben anlaştın mı diyecek kulüp açıklamadan önce. Yani transferler Fenerbahçe çok erken davrandı, birçok transferde zaten hani şu anda bunların bitme aşamasında olması ya da e, resmiyetten önceki son durakta olmaları bu transferin, bu transferlerin e, zaten transferin çok önce başlamasından ötürü hı hı. E, o yüzden yani başka bir sebebi yok. E, ben olumsuz bir gelişme bilmiyorum en azından Polonara nezdinde. Peki transfer gelişmelerini aldık NBA'ye geçelim. Geçelim. Nereden başlayacağız bilmiyorum. Son iki buçuk dakikadan başlayalım. Son iki buçuk dakikadan başlayalım. Gerçekten iki takıma da tebrikler. İki buçuk dakikaya bu kadar hata sığdırılabilirdi. <laughs> yani, e, yani işin şakası bir yana. Hani maç sonu gerginliğiyle böyle şeyler olur. E, başka maçlarda da görüyoruz fakat... Yetmişlerle girdik. Yani son iki buçuk dakikaya. Yet, i̇ki takımda yetmişli sayılardı. <laughs> <laughs> Kaan abi zaten e, sondan iki önceki molada falan şeyi anlatmaya başlamıştı o 70'lerde maçın gidiyor olmasından ötürü. 2003 final serilerine gitti bir. <laughs> 75'i geçen maç kazanıyordu onu hatırlattı. Kaan abi de düşük, düşük skorlu maçları pek sever. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir de şey aklıma geldi. O dönemki Doğu Konferansı yani Allah affetsinin son noktası gerçekten. Evet, yani finale çıkıyor Doğu Konferansından bir takım işte iki sene New Jersey Nets, bir sene şey çıktı 2001'de Philadelphia. Hmm. Yani hani o dönemi e, canlı izlememiş olan genç izleyicilerimiz şimdi anlattığımızı belki biraz abartılı bulabilir ya da tam kafaya oturtamayabilirler ama gerçekten doğudan çıkan takımın zaten Batı'dan gelene karşı bir şansının olmayacağı o kadar belli oluyordu ki. Batı Konferansı'nın finali NBA'in fiili finali oluyordu. İşte Lakers Sacramento. Ee, şey 2002'de Spurs. 2002'de Lakers Sacramento. Hmm. 2001 zaten Lakers her tarafı süpürdü. 2003'te San Antonio Batı'da kimi geçmişti? Ee, o yani hakikaten fiili gerçek final orada. Gayri resmi final orada oynanıyordu. NBA finali de biraz prosedür haline geliyor. Indiana ile ekleyebilirsin. Hani Lakers öncesi döneme hani şey olarak söylüyorum. Aynı takımlar tabii ki değiller. Evet. Ama yani Indiana'nın da düştüğü durum ortadaydı. Aynen. Çünkü Shaquille O'Neal'ın hayatının en dominant sezonuna denk geldiler. İyi takımda o Indiana ama öyle bir ezildiler ki Şaka zaten daha ilk maçtan herkes Şaka ilk periyotta başlamıştı. Larry Bird o zamanki koç. Ee, yani ya öyle bir doğu dönemiydi. Yani dünkü maçta şöyle tabii ki Milwaukee açısından hani kazan ya da artık e, bitmiş gibi bir şey olacak. 3-0'dan dönen yok. Milwaukee'nin zaten kırılganlığı da ortada. Hani onu bir gün biri yapacaksa bile şu Milwaukee takımının olmayacağı açık. Ee, hani bu doğrultuda elbette kazanmış olmaları bir şekilde hayatta kalmayı başarmış olmaları değerli. Ama diğer taraftan bakıyorum. Yani baykuşluk yapmak istemiyorum Milwaukee camiasına taraftarına ama şimdi Brooklyn'deki maçlardan sonra Milwaukee için bir ihtimal olacaksa ee, nasıl olacak diye düşünürdüm. İşte hücumun belli bir seviyeye çıkması lazım. İlk iki maçtaki şeyde kalamaz özellikle ikinci maçta. Hücumu biraz geliştirmesi lazım Milwaukee'nin. Tabii ki Durant savunmasını falan da daha iyi yapması lazım. Durant'ı biraz sınırlayabilmesi lazım. Abi yani 86 sayı atarak kazandın. iyi ama o kadar da iyi değil. Tabii Sen kaç de. defa 83 sayıda tutacaksın yani Brooklyn'i? Hani bırak 83, 93, 103. Bunlar bile çok mümkün olmayacak. Ee, galiba Jalen Rose söylemişti ESPN yayınında. Mike Budenholzer'ın işte açıklamaları yani ilk iki maçtaki hezimetlerden, mağlubiyetlerden sonraki açıklamaları biraz dikkat çekiciydi. Ya şöyle yani Mike Budenholzer hep serilere şu mantıkla baktığın en azından insanlara gösteriyor işte. Bir maç kaybedildi. 30'la kaybettin, 50 ile kaybettin, 40'la kaybettin, 2 sayıyla kaybettin. Önemi yok. Hani bir bir tane çentik atılıyor. Şimdi bu hani hissettirmek isteyeceğiniz bir mantık olabilir oyuncularınıza. Hı hı. Ama bu çok tekrar ettiği sürece de bence şöyle bir durum oluyor. Yani bu maç 2-1'e geldi seri ama hiç öyle bir 2-1'e geliş gibi olmadı. Senin dediğin gibi aslında. Yani Eee seriyi kağıt üzerinde Milwaukee hani farkı bire indirmiş olabilir ama gerçekten psikolojik ve hani o iki takım arasındaki kalite farkı mı denir? Nasıl ifade etmek gerekir tam emin olamadım. Ama yani bence şu aşamadan sonra 3-1'e gelmemesi de hala çok büyük sürpriz olur. Ya yani bu maçı 2 1e bu seri 2-1'e gelmiş olabilir ama yani Brooklyn gerçekten sonucum. Hani Durant'in kaçırdığı üçlü söylemiyorum. Ya yani Bruce Brown'un kullandığı top belki zaten orada da hani seri bitebilirdi ki ben ondan önce Durant'in sağ forvetten üçlüğünde gerçekten Milwaukee'nin hani bu koçla, bu teknik ekiple ya da bu takımla birlikte hani artık işte son macerasını görüyoruz hissiyatına kapılmıştım o üçlükten sonra. Kapatamadı maçı Brooklyn. İşte Middleton'ın yine çizgiye gitmesi vesaire hepsi Bucks için tabii olumlu gelişmeler maçın sonunda. Ama yani 40 yemiş bir takım 2-0 geride olan bir takım. Üçüncü maçta yine insan daha farklı bir yaklaşım bekliyor. Yani ilk çeyrek yani insanlara onu vermiş olabilir ama bana ben maçın geneline baktığımda yani Milwaukee'den yine o güveni alamadım. Yani çok basit bir şey var abi. Ee, hani bu kadar kritik bir maç oynuyorsun işte. Artık en iyini ortaya koymak zorundasın en iyini derken hani en azından yapabileceklerin ölçüsünde şutlar kaçar falan fakat sen en doğru oyununu oynamak, en yani mücadele anlamında herkesin her şeyini sahada bırakacağı bir maç çıkarmak durumundasın. Ante post 8 3'lük deniyor. Yani, yani işte. Abi artık hala bu bir meseleyse zaten geçmiş olsun. Nereye kadar gideceksin? Böyle bir disiplinsizlik olur mu? Nasıl oluyor yani e, ne kadar bu oyuncu kendini kaybedebilir? Nasıl bir e, diyalog var koçla aralarında? İşte, Hiç mi idare edilemiyor? Ki Antetokounmpo'nun mesela Lebron'a bu tip şutları seçtiremeyebilirsin. Lebron artık koçlar üstü bir figür. İşte Kevin Durant'e çok bunu dikte edemeyebilirsin en azından hani e, belli bir süre içerisinde. Bazı oyuncular bunun dışındadır. Antetokounmpo öyle bir figür de değil. Antetokounmpo'yu işleyebilirsin. Antetokounmpo hala şöyle bir maçta. Hele sen hücum problemleri yaşıyorken maçın sonunda kafa kafaya transition'da kaldırıp attığı üçlük var yani bunu bile artık Antetokounmpo seçemiyorsa rastgele gidiyorsun o zaman. Ben demin söylediğimi detaylandırayım bir risk alarak ben mesela hani Mike Malone Denver'la alakalı da biliyorsun son iki maçta birlikte şey çıktı hani Mike Malone acaba takım üzerindeki etkisini hmm. biraz kaybetmeye başlıyor mu? gibi birçok hani yorum hem okuduk hem izledik. Steve Nash Smith de söyledi. Ben mesela şimdi Denver'ın orada kaybettiği maçlardan sonra 3. maçta çok farklı bir takım göreceğimizi düşünüyorum. Ben hatta yani Denver'ın seri kazanamaz Denver. Zaten hani Phoenix'le alakalı defalarca konuştuk. Seri kazanamaz Denver ama ben bugün 2 2-1'e geleceğini düşünüyorum serinin. Ya da hani sahada gerçekten daha farklı bir takım olacağını Mike Malone'un etkisini hissettireceğini düşünüyorum. Budun Ozur'la takım arasındaki kopukluk yani seri 2-1'e gelse bile bence yansıyor. Yani Mike Budun çok iyi bir sezon hazırlığı yapan türde koç olabilir ya da çok iyi bir gerçekten ana planı olabilir. Ama e, bence yani bu tür işte duygusal ortamlarda psikolojik ortamlarda e, çok teorik kalıyor. Hı hı. Yani Yanis'in daha farklı bir coaching'e sanki ihtiyacı var. Yani bu e, tamamen hani Yanis'i meşrulaştırmak, o haklı, yani onun yeterli desteği yok de, gibi bir anlam çıkmasın buradan. Ben sadece Yanis devam ettiği için, yani kontrat uzattı Yanis, sonuçta takımın ana figürü, poster çocuğu, neyse ne derseniz. Hani bence o ilişki artık yıprandı. Yani budun Nozur-Antetokounmpo ilişkisi, e, hani seri değişir değişmez ondan bağımsız söylüyorum buradan sonrası bana çok parlak gelmiyor ama yani senin dediğin de çok ga gayet mantıklı bir özet çünkü yani bu maçta 8 3lük nasıl bir kalite kontrol olmadan denenebiliyor yani kimse demiyor mu gerçekten abi atma artık şu topu yani yani iki tane attın olmadı atma yani üçüncüyü atma dördüncüyü atma beşi atma altıyı atma yediği atma yani artık Bilmiyorum kenar yönetimi bence de o açıdan çok tartışmalı. Yani tek topla bitmiş bir maçtan bahsediyoruz. Sen yani o 8 üçlüğün savurganlığından gayet maçı kaybedebilirdin. Geldin zaten kaybetme noktasına. Yani Kevin Durant biraz standardına yakın oynasa. Kevin Durant'ın standardı çok yüksek de. Hani, e, dün de toparladı bu arada maçın sonunda falan ama... Hani bu bile Kevin Durant'ın aslında ortalamasının altında. Biraz Kevin Durant gibi oynasa. Kyrie Irving bir tane daha fazla üçlük sokmuş olsa ki o da düşük yüzdeyle oynadı. Ya onları geçtim. Joe Harris bu kadar kötü şut atmasa Joe Harris temiz şutlar buldu. Yenilmiştin. Bitmişti yani sezonun. Fiilen bitmişti. 3-0 olmuştu. Dördüncü maça pazar günü öylesine çıkacaktın. Bilmiyorum ee, bilmiyorum nasıl olacak. Ben de çok yani biliyorsun burada yedi 7 maçlardan falan beklentimizden bahsediyorduk. Oraya gitmediğini görüyorum işin. Hayır ben zaten sadece seri skoruna bağlı konuşmamaya dikkat ediyorum. Şu yüzden açıklamış olayım. Yani Clippers'ta da aynı şekilde. Yani Clippers Dallas'ı geçti. Aha. Sonuçta daha seri başlamamıştı Utah'la. Yani bugün 2-0'a geldi. Ve hani seri bitmiş değil. Ayrı konu ama yani Clippers ve Milwaukee gibi takımlar şampiyonluk hedefi olan takımlar. Yani bunun için kurulmuş takımlar. Ben yorumu yaparken şunu kastetmeye çalışıyorum. Yani bence bu yapı Clippers'ta da, Bucks'ta da her şeyi kazanmak için yeterli değil ve olmayacak yani şu görüntüde olmayacak. Hı hı. Seri geçersin geçmezsin orası ayrı konu ama yani sonuna gidebilecek kadar ben bir güç e, görmüyorum ki. Bucks ilk seride yani playoff'un ilk serisinde acaba dedirtmişti yani bu yıl daha farklı olacak mı? NBA finali görecek miyiz? Yani sorusunu biraz sordurtmuştu. E, DiVincenzo'ya bağlamamak lazım olanları e, öyle şeyler de görüyorum. Evet ya yani sonuçta James Harden oynamıyor Brooklyn'de. Yani mesela artık kimse kimsenin Ağlama. aynen kimsenin konuşmadığı bir şey oldu yani çünkü öyle bir iki maç oynadı ki Brooklyn özellikle ikinci maç. Yani Bucks'ta gerçekten bence yani teknik problemler işte yani konuştuk yani üçlü ya da Brook Lopez'in takımdaki rolü vesaire ama esas artık o kopukluk her yere sirayet etmiş durumda. Ben, ben çok şaşırırım dediğim gibi. ya yani bu seri yani 7. maça falan giderse yani benim için çok büyük sürpriz olur. Ya yani ben de ya 4-2 ya 4-1 biter e, diye düşünüyorum. Kısa Sixers konuşmak gerekirse yani hani seri başlarken zaten çok önemli bir kritik nokta vardı. Herkesin ifade ettiği gibi. Joel Embiid'in sakatlığı, menüsküs yırtığı nedeniyle Joel Embiid ne kadar kısıtlanmış olacak diye merak ediyorduk. Ki hakikaten biraz böyle hani yarı yarıya in, yarı yarıya indirgenmiş bir Embiid, Philadelphia'nın şansını ciddi anlamda azaltabilirdi. Ee, ama Embiid'in öyle olmadığını görüyoruz. 39 üstü 40 attı. Yani ilk iki playoff kariyer rekoruydu. İkinci maçta bir sayı geliştirdi. Gayet iyi e, görülüyor Embiid. Yani belki tam %100 değil ama domine edecek kadar da yeterli seviyede iyi. Ve Embiid bu seviyede olduğunda şu ortaya çıkıyor. Tamam belki Atlanta istediğini aldı orada saha avantajını elde etti sonuçta öyle döndü Atlanta'ya ama Embiid Kapela eşleşmesinde Kapela ufak kalıyor. Kapela iyi bir savunmacı, çok iyi bir sezon geçirdi. Atlanta'nın bu başarısında önemli bir pay sahibi ama Embiid'e karşı 5-6 santim kısa, yaklaşık 20 kilo daha e, ağırlık olarak dezavantajlı. Dolayısıyla Embiid birebir domine edebiliyor. Yani oraya yoğunlaştığında Atlanta savunması zaten direkt olarak o istediği top trafiğini yakalıyor. Philadelphia ve e, onun dışında Tobias Harris savunmasında da yine Atlanta'nın sorunları var. Yani DeAndre Hunter sezon maalesef o da kapattı. DeAndre Hunter şimdi devre dışı oradaki en büyük kozları olacaktı. Hı hı. E, ile başlıyor ama Solomon Hill yani Solomon Hill ve orada <laughs> <orda, gülüyor> Solomon Hill'in yaşattığı hücum problemlerini aşmaya çalıştığında da işte e, Trey Young'la Bogdan'ın için yanına Hurter'ı koyduğunda bu defada da Trey şey Tobias Harris yakaladığın üstüne hücum edebiliyor. Hı hı. E, bir de Seth Curry e, ee, oyunu ne kadar geliştirdin zaten çeşitli seferler konuştuk ama örnekliyor. Seth Curry de öyle sadece şutöre indirgeyebileceğiniz bir oyuncu değil. Savunmanın aldığı risk üzerinden o da hareket edip ceza kesebiliyor. Ee, ve Ben Simmons'ın iyi bir seriyi geçirmemesine, hücum anlamında yine o aynı problemleri yaşıyor olmasına rağmen Philadelphia e, ikinci maçta özellikle gayet temiz hücum etti. Bir bire getirdi. Dediğim gibi yani Atlanta sağ avantajını almış olabilir ama burada Sixers tarafına dönen bir momentum var sanki ikinci maç itibarıyla. Ya ben de son söylediğine katılıyorum. Ya bir de Philadelphia şöyle bir takım. Geçmişte daha çok görürdük. Aslında bu tarz takımları. Ya hakikaten her departmanın specialistleri var. Yani i̇şte set göre tabii ki sadece bir 4 değil ama çok güvenilir bir ştör. matisse stable perimetre savunmasında zaten hani ligde kaç tane öyle oyuncu sayabilirsiniz bilmiyorum. E ben Simmons kadro içerisindeki yani sadece savunmada değil yani. Ee, Doug Rivers bunu defalarca söyledi. Ben de katılıyorum. Yani Ben Simmons hani o şutu sokamadığı için çok fazla hani artık hani, alay edilir konuma gelmiş durumda ve bu genel yaptığı şeylerin e, büyüklüğünü ya da iyiliğini e, hakikaten biraz insanların gözünde düşürüyor. E, o yüzden hani hakkı bence de teslim edilmeyen bir oyuncu Ben Simmons ne olursa olsun yani e, çıktığı mertebe ya da birlikte anıldığı oyuncular biraz bence orada insanları hataya düşürebilir. Ee, hala ben Ben Simmons'ın yeterli oranda kredi almadığını düşünüyorum bu takımın başarısında. Embiid zaten ortada. Yani e, Daryl Morey geldikten sonra yaptığı hamlelerin neredeyse hepsinde hepsinde ya takımı aşama aşama kademe kademe ileriye götürdü. Ve Philadelphia bugün yani sağ avantajını kaybetmiş olsa dahi ya ben Philadelphia 2-0-0-2 ile Atlanta'ya gitse bile hani seri bitti demezdim mesela. Hı, hı. Yani, hani Bucks'la alakalı söylediğimiz şeylerin tam tersini Fredafi oynarken sahada hissettiriyor. Ee, o yüzden ya ben hala Fredafi'nin seride avantajlı olduğunu ve hani geçeceğini düşünüyorum. Bir tek işte bir bench problemi biraz olabiliyor. Bench score problemi. Onu biraz Shake Milton'la açtılar. Ee, biraz daha hani Ben Simmons Bençle birlikte oynarken e, daha fazla force edebilirse, hücum daha fazla e, komutayı alabilirse onu da aşabilirler. Ama yani Atlanta'da sonuçta tehlikeli bir hücum takımının oldu, olduğunu gösterebiliyor. Yani Trey Young işte Ben Simmons tarafından savunuluyordu. İkinci maçta biraz sınırlandırıldı ama hı hı. yine Galinari ile, Bogdanovic ile, Herter ile falan bir şekilde oyunda kalmayı başardı Atlanta. Onu yapıyorlar. Bir de Atlanta'nın yani sen kapeleyi söyledin. hı gerçekten 2-3 pozisyon. Hatta Galinari'de katıldım. Yani forvet artı 2 numara pozisyonunda ya sakınması gereken çok fazla oyuncu var. Ya Lou Williams giriyor oyuna. İşte Hurtr'ı söyledin. Hurtr kötü bir savunmacı değil de hani karşısında o, olan oyuncuyu düşünerek konuştuğumuzda bu seride de durumu belli. Yani kanat rotasyonunda gerçekten Atlanta hücum potansiyeli çok yüksek. Philadelphia gibi biraz Dönem dönem harala gürele yapan takımlara karşı gerçekten sıkıntı yaşıyor. Çünkü çok fazla dediğim gibi saklaması gereken oyuncu var. Ee, Utah Clippers'a geçelim. Şimdi bu sabah 2-0 oldu ve tabii Utah açısından şöyle bir ekstrası da var. Mike Conley iki maçta da oynayamamasına rağmen 2-0'a getirdiler. Bu çok değerli. Ben açıkçası e, her ne kadar önceki seriden bir 7 maç yorgunluğu olsa da Utah dinlenirken Clippers sadece bir gün aradan sonra bu seriye başlamak durumunda kalsara, da e, Mike Conley'nin olmadığı bir denklemde Mike Conley'nin sakatlığı eğer iki maça falan uzarsa en az iki maçı bulursa o iki maçtan birini çalar diye Clippers bakıyorum. Hı -hı. Ha yaklaştılar mı? Yaklaştılar. Yani ilk maç işte son top toptaki savunmayla bitti. Bu maç altı sayıyla bitti. E, ve aslında ikisinde de Utah tam olarak arzuladığı top trafiğine bütününde ulaşamadı. Zaman zaman birey bir oynamak Donovan Mitchell'a çok yaslanmak durumunda da kaldılar. Ee, ama Donovan Mitchell çok formda. Clippers onu savunamıyor. Ve Clippers uzun beşle Zubat'sı sahada bulundurarak oynamaya kalktığında, oynamaya çalıştığında Utah'ın onları delik deşik ettiğini görüyoruz. Ee, en azından ikinci maçta bunu çok daha net gördük. Daha rahat hücum ediyorlar. Ama Zubat'sı oynatmadıklarında da bu defa Rudy Gobert dominasyonu ee, biraz söz konusu olabiliyor. Başka problemler ortaya çıkıyor. Rudy Gobert'in olmadığı bölümde Clippers çok net kazandı ama o süre kısıtlı bir süre ve sonuçta çalamadın iki maçtan birini Mike oynamıyor oynamıyorken. Ya Mitchell ya hem çok büyük karakter hem çok büyük skorer ama beni yani Clippers'a karşı en çok şaşırtan şey yani Clippers'ın birçok defekti var, birçok eksiği var, birçok problemi var sağ içi, sağ dışı neyse en çok şaşırtan durum şu olurdu. Sezon başlarken biri sorsaydı, Playoff'ta bir tane kısa skorer iki maçında ya tayin edecek, iki maçı da kazandıracak karşı takıma. Yani hem Paul George hem Kavailant varken bu kadar bireysel bir skor patlamasının olması yani yine bir soru işareti bence Clippers açısından. Aynen. Çünkü ya yani Clippers maçları kaybedebilir ama bu şekilde kaybetmesi kanat rotasyonda böyle iki oyuncu varken, böyle iki dış savunmacı varken diyeyim bence kaygı verici. Ya Paul George'un durumu zaten genel olarak kaygı verici ve yani Clippers'ın ileriye gidebilmesi için birincil oyuncu Kawhi Leonard gibi gözükse de ya bu takımın tavanını belirleyen oyuncu ilk günden beri Paul George. Yani Paul George nasılsa Paul George yani böyle kısmi bir MVP adayı. Ufak derece yani %10, %15 ihtimal verdiğiniz bir MVP adayı gibi oynadığı zaman Clippers farklı bir takım. Böyle oynadığı zaman farklı bir takım. artı çok basit bir denklem var. Şimdi Red Jackson çok iyi bir playoff geçiriyor. Onun hakkını verelim. Dallas serisinde de çok kazandırdı. Bugün yine işte e, çok ciddi skor desteği sağladı. Marcus Morris çok şut kaçırdı işte ikinci yarıda zaten. Evet. Yani. Ama mesela Red Jackson en skorer oyuncu oluyor. Tamam. Yani ondan onu almışsın da. Yani Paul George bu kadar şey kalırken, düşük yüzde de kalırken en azından attığı sayıdan bahsetmiyorum, verimlilik anlamında. Şimdi zaten e, bir de Marcus Morris'i Hadi Marcus Morris de orada yeri sabit oyunculardan biri. Fakat 5'ten itibaren Marcus Morris'in arkasından itibaren sürekli ee, şeyin Tronlu'nun yerlerini değiştirmeye çalıştığı taşlar, ikna olmadığı parçalara geliyorsun Clippers'ta. Yani kim? Sıraya göre bağlı olmadan söylüyorum. Rondo. Rondo. Bir Rondo. var bir yok rotasyonda. Rondo. Bir çıkarıyor bir şey. Rondo oynamadı bu maçta. Çok iyi başladı playoff'a. Yavaş yavaş da Allah serisinde onun şutunda sürekli risk aldıkları ve içeriye gömüldükleri için problem haline geldi cezalandıramadığı müddetçe. Ee, ilk maç yine benzerini yaşadı Utah karşı Clippers. Bu maçta oynatmadı. Terence Mann en son şey dedi maçtan sonra. Şu anda rotasyonda değil dedi. Ondan da risk aldıkları için. Patrick Beverly çıkmıştı bu maçta tekrar oynadı. Yani beraberinde başka problemler getiriyor falan. Ee, ya, o... Sen söyle söyle. O yüzden işte Ibaka çok değerliydi. Yani Ibaka, Nikola yani Batum bile sabit. Onu ekleyelim. 5 tane oyuncu var. Şimdi Ibaka o yüzden çok değerliydi. Yani sen Ibaka'ya eğer sahip olabil şey olsaydı Ibaka daha doğrusu sağlıklı olsaydı Rudy Gobert'e karşı e, Utah karşı uzun beşle sağda kalabilir ama Zubats'ın yaşattığı problemleri yaşamadan devam hmm. edebilirdin. İşte hücumda onun açıcılığından faydalanabilirdin. Rudy Gobert'i biraz dışarıya davet edebilirdin aynı zamanda uzun kalırken. Ve senin e, bir tane daha performansı net. E, dakikası konusunda, alacağı rol konusunda çok fazla kafa e, soru işareti getirmeyen bir oyuncu daha olurdu. Playoff'larda zaten bu rotasyonun 5'ten 6'ya çıkması işte 6'dan 7'ye çıkması ya da inmesi çok ilerleyici oluyor. Evet ben zaten o yüzden hani Clippers'ın rotasyonunu Kalite açısından yetersiz bulduğumu söylemiştim. Ama şöyle bir şey var yani e, bu bence psikolojik açıdan da oyuncuları etkiliyor. ya Clippers öyle bir konumda ki ilk seride bambaşka bir basketbol oynamak zorunda Hı -hı. kaldı. İkinci seride bambaşka bir basketbol oynuyor. Yani, rakibe göre hamle yapmak e, playoff da en önemli hususlardan biri olabilir. Ama siz oyunculara sürekli şu mesajı da veriyorsunuz. Yani hep biz hamle yapmalıyız, hep biz değişmeliyiz. Yani ana silah ya da baskın taraf hep karşı takım. Yani Dallas bir şey oynuyor, Dallas'a göre hamle yapıyorsun. Bütün takım değişiyor. E Utah geliyor, Gober var şimdi yine bütün sistem değişti. Bir yani onu o, çıkarıyorsun, o, bir onu alıyorsun. Evet, yani bence oyuncuların üzerinde de, yani biz evet, hani iyi değiliz ve hep kendi kimliğimizin, kendi tarzımızın dışımıza, dışına çıkmamız lazım gibi bir mesaj veriyor oyunculara. Ee, yani çünkü hamle yapmak bence yani bir sınırı olmalı bunun. Playoff'ta da normal sezonunda da fark etmez. Ya Tranlu hep bozup ya yıkıp tek tekrar yapıyor. Kesin katılıyorum. Ve işte yani seri bu noktaya gelmişken ya Clippers tabii üstünü çizebileceğiniz bir takım değil. Ama Utah yani Mike Conley iki maçta kazanmış bir Utah. Hani seriyi buradan kaybeder demek de bana çok akılcı gelmiyor. Tabii ki bitmiş bir seri değil dediğim gibi ama yani ben ben Utah'ın geçeceğini düşünüyorum. İki oyuncunun hakkını vereyim. Yani e, şöyle Bogdanovic, e, Kawhi Leonard savunmasında çok başarılıydı ve hani normalde Bogdanovic işte NBA seviyesinde biraz defekte getirebilecek bir savunmacı olarak belki kabul ediliyor ama eskiden bir Lebron, Indiana, Cleveland, Indiana şeyi vardı. Oradaki, şimdi şöyle bir şey var. Kawhi Leonard e, eşleşmelerinde böyle omuz darbesini vurduğunda bir sarsabileceği oyuncuyu karşısında almayı seven bir oyuncu. Her zaman o omuz darbesiyle oynamasa da o eşleşmeyi yakalamayı, o eşleşmeyi karşısına almayı seven bir oyuncu. Bogdanovic e omuz darbesini vermez. Verdiğinde geri sekersin ve bu bence bir kere değerli oluyor Cavaliener savunmasında. Bir de e, hani Danuv Mitchell'ın hakkını vermek bana kalmadı. Belki de şöyle burada konuştuğumuzda normal sezonda da ben bir kaygıdan bahsediyordum kendi açımdan. Yani Utah'ta işler biraz sıkıştığında playoff'ta o top trafiği olmadığında ki bu maçlarda işte dediğimiz Hı -hı. gibi biraz örneğini gördük. Kim biraz dizginleri alacak? Donovan Mitchell onun için biraz kısa kalıyor ya da yeterince iyi, istikrarlı olmayan bir şutör görünümde diye. Ama playoff'larda geçen sene Bubble'da da bu böyleydi. Bu sene de böyle. Hakikaten şu ana kadar çok üst düzey oynuyor. Ha ba Senin söylediğin konuya döneceğim. Yani Donovan Mitchell müthiş oynuyor. Ama Clippers'ın eğer sen Paul George ve Kawhi Leonard gibi iki e, kanat savunmacısına sahipsen buna izin vermemesi gerekiyordu. Utah yine yenilebilirsin ama Utah'a Donovan Mitchell'ın domine ettiği 40 maçlarla onun skor performanslarıyla yeniliyorsan ve Mike ile yoksa yokken bu oluyorsa ha bu ciddi bir problem e, ama Donovan Mitchell'ın hakkını vermek gerekiyor. E, diğer tarafta da Phoenix Denver'a dair maalesef şu ana kadar konuşacak çok bir şey olmadı. İki maç itibariyle sen az önce söyledin hani Denver'dan bu maçta üçte bir reaksiyon hmm. beklediğini. Ama ikinci ilk maçın ikinci yarısını kontrole aldı Phoenix. İkinci maçı tamamen domine ettiler. Ve yani iki şey var. Birincisi Phoenix çok üst düzey zaten hücum ediyor. Çok hareketliler. Hiçbir zaman aksiyon durmuyor. Bir oyuncu da kalmıyor. Ee, i̇kincisi Phoenix çok akıllı da savunma yapıyor ve o savunmalarına karşı hem zaten yok içi birebir de kontrol etmeyi başardılar. hem de Denver'ın diğer parçalarını ne kadar düşürdüklerini görüyoruz. Tabii ki Michael Porter'ın sakatlığı da etkili olsa da. Evet aynen yani o son söylediğin zaten işte Denver'da da özellikle Cemal Murray'nin artık kadronun dışında çıkmasıyla birlikte daha da vazgeçilmez bir roldeydi Michael Porter. Barton döndü ama yani Denver'da bence genel olarak hani o Phoenix'in baskınlığı hissediliyor. Özellikle ikinci maç tabii herkesi şaşkına uğratmıştır ki Phoenix'te ya yani Chris Paul'un performansı zaten hani inanılmaz bir seviyede artık yani şeyi gö görmüşsündür. Ee, hani 15 asist, 0 top kaybı play işte şimdi Chris Paul bir önceki sefer Chris Paul bir önceki sefer <laughs> yine Chris Paul. Yani hani kendi rekorunu e, galiba 6 yıl arayla ya da 7'şer yıl arayla bilmiyorum. E, tekrar tekrar kırmış e, Paul ve, ve ya yani bu Phoenix takımı hakikaten şey sorusunda sorduruyor insana. Acaba Chris Paul'un en iyi takımı mı bu? Yani Clippers kağıt üzerinde hep en güçlü takım gibi gözükebilir Chris Paul'un oynadığı. New Orleans'ta da playoff yapmıştı ya da işte Houston'la zaten. Hani yani Golden State'e eliyorlardı. Eliyorlardı ama ya acaba bu takım hakikaten yani bütün bütün elementlerini, bütün kadroyu düşündüğünüzde en yetenekli takım demiyorum yanlış anlaşılmasın. Gerçekten en iyi takım mı bu takım? Yani çünkü Michael Bridges mesela çok iyi başladı sezona. Aşağı indi, yukarı çıkması biraz zaman aldı. Müthiş bir seri geçiriyor. Ee, baktığınızda yani Aiton beklentileri zaten çok açtı ki Jokic de söylemişti bu seriden önce beni hani normal sezonda en çok zorlayan oyuncuydu hmm. Aiton diye. Aiton çok istediği bir eşleşme. Yani onun da biraz avantajını kullandı. Hep, zaten Devon Booker'la alakalı bir şey söylemeye gerek yok. Saric ee, çok ekstra şutlar soktu. Yani, e, Phoenix şöyle bir takım bence ya kadrodaki oyuncuların standartlarını aldığınızda yani en iyi yaptığı şeyleri yapmaya devam ettikleri bir ortamda işte Aiton, hani Chris Paul, Devon Booker yani bu üç oyuncu gerçekten bu takımın tavanı kanat kanatlar şut soktuğu zaman bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Ya kanatlardan siz Phoenix'te skor alabildiğinizde Phoenix net şampiyonluk adayı bir takım. Net ama yani hani hiç soru işareti olmadan. Ve o yüzden yani bu serideki durum zaten ortada bana en azından sordurttu. Yani Phoenix galiba 3 program önce konuşmuştuk. Ben söyleyeyim şimdi. Canlı da. Evet canlı. evet canlı da konuşmuştuk. Yani ben hani ilerlemesini bekliyorum Phoenix'in ki şu, şu anda bunun çok da sürpriz bir yorum olmadığını da düşünüyorum. ama hakikaten bana hissiyat hissiyatı veriyor Phoenix. Ya yani bence hatta şunu söyleyeyim. yani şampiyonluk doğunun dışına çıkacaksa tek ihtimal Phoenix. Tek ihtimal. ben de şöyle söyleyeyim. Ya Phoenix'in şu ana kadarki playoff macerasında ikinci turda izlediğiniz ve ikinci turda devam ediyor. Ee, tabii ki sakatlıklar etkili oldu. İlk turda Anthony Davis, hı hı. bu turda Jamal Murray yok. Ee, bunlar etkili oluyor. Ama şu konuda haklarını vermek ve bunu ortaya koymak gerekiyor. Bence en güçlü takım demiyorum. En iyi basketbol oynayan takım Phoenix Suns şu anda tüm hı hı. NBA'de yani devam eden takımlar arasında. Onun bir karşılığı da var sonuçta bu top trafiğiyle ve işte getirdikleri e, hücum seviyesiyle birlikte. E, peki bugünlük bu kadar diyelim. Pazartesi e, gelişmeler ışığında tekrar <laughs> konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.